başlangıç oldu. Günaydın. Günaydın. Biraz önce bir sürü bir şey çektik. GoPro azizliği. Gitti hepsi. Neyse. Merhaba YouTube. Bugün İstanbul'a gidiyorum. Serhat. Çok güzel bir sebepten. Evet. Evet. Serhat götürüyor beni. Takımları giydi. İstanbul'a tabii götürmüyorum ki. Ya. Gara götürüyorum. Yani bana ne lan? Kendimi, trene bin git. Kendimi bıraktırmaya öyle takım bakım giydirtiyorum böyle işte. Seviyorum o ya. Business aldık şeyi de. Tren biletini de. Çünkü sadece 10 lira fark var. Oh, mekanik tutuş. Tutar. Niye gidiyorum kardeşim? Niye gidiyorum İstanbul'a? Niye gidiyorum İstanbul'a? İşte. Ya vallahi bir... Evet. Güneş doğuyor. Güneş sabahın o kadar körü ki. Aynen. İstanbul'da bir araba bulduk. Araba bulduk. Öyle bir günde falan karar verdik arabaya. Dedik. Olur mu la? Olur olur herhalde la dedik. Çok kıymetli bir araba aslında. Aynen aslında çok kıymetli bir araba. Ama biz hakikaten güzel fiyata denk getirdik. Aynen güzel bir fiyat olduğu için. Bir de 3 kişi giriyoruz Dana'ya. Ya birer iPhone parasına araba aynen sahibi oluyoruz. Birer iPhone alacağımız bir paraya. Merak ettiğimiz bir araba hakikaten. Aynen. Bakacağız alacağız. Makam sınıfı gibi olacak. Yani zaten aldıysak zaten başlıkta ve bizim Instagram hesaplarında. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum şu an. 200 ekliyordu şu an. Ya biraz aydınlık kullanıyorum. Kullanınca da böyle oluyor işte. Trene şimdiden başladım ben. Neyse. Neyse işte. Yani zaten aldıysak arabayı Instagram hesaplarımızda falan boy boy paylaşmışızdır. Allah. Muhtemelen. Serhat seviyor aynen. Hoppa. Mekanik tutuş. Var ya. Mekanik tutuş. Yani. Uf. Neyse konuşamadım. Uyandırayım dedim ya. Aynen. Uyandık. Konuşamadık. Bok kokuyor neyse bu. Kaan ne yaptın? Altıma mı sıçtım? Yok o değil. Neyse aldıysak arabayı zaten. Neyse. Neyse dedi ibaret bir Serhat seviyor ya. Video başta neyse. Neyse. O kadar hızlı gittik ya. Sağa sola çarpınca herhalde ben. Ay. Oy. Neyse. Kaan alışkın değil tutan arabaya. Aynen. Bir de yani ben kendim yapıyorum hani böyle. Başkası yapınca. Neyse. Çarpı 8. Çarpı 8 oldu. Neyse. Neyse. İşte arabayı alabildiysek ilanlıyorum ya. Hiç konuşamayayım tamam. Arabayı aldıysak zaten sosyal medya hesapları Serhat veya ben şuraya bir yere koyarız şeyleri, tagleri. Sosyal medyada görmüşsünüzdür zaten. Alamadıysak da başlığı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ne oldu bu adamı? Alamadık diye. Bakalım ya işte. Hayırlısı olsun diyoruz. Hemen güzel şimdi olacak ya. Hakikaten çok eğlenceli bir araba alıyoruz. Hani bizim üçümüzün de neredeyse hayallerindeki arabalardan biri. Aynen. Hani 20 tane araba yaz deseler biri bu marka aynen olurdu. Aynen. Hani hepimiz için. Bakalım. Valla bakalım işte. Hayırlısı olsun. Araba 96 model. 340 binde. Evet. Ama 3.0 V6 atmosferik. O yüzden hani 340 binde 540 binde olsa hiçbir önemi yok yani bizim için. Aynen. Atmosferik. Ve Opel Omega motorlu. Aynen. Tüp de yok. Aynen. Hiç tüp takılmamış. Tüp de takılmamış. 3.0 Opel Omega motorlu. V6. Binen adamlar da bilerek binmiş yani. Mühendis sahab, adam. Hani sahab sahibi insanlar binmiş sürekli. Markayı söyledin ama olsun. Başlıkta zaten yazar. Başlıkta zaten yazar. Yani aldıysak da alamadıysak da. Saat 9000 bu arada. Saat 9000. Evet. Sağdan soldan. Giriyoruz çıkıyoruz bir yerlere. Trene de 40 dakika var. Aynen. Niye hızlı gidiyorsak anlamadım yani ben de. Ara ara ben yine gireceğim. Ben giremiyorum maalesef. Serhat Cemil'e aynen ben alacağım geleceğim yani inşallah. Yani o arabayla ilk uzun yolu Kaan yapacak.
tabii araba alabilirsek arabayı. Alırsak. Alamazsak bu videoların hiçbir anlamı kalmayacak zaten. Beni göremiyorsunuz şu an. Koymayız lan zaten. Koyarız ya. Koyma. Araba alamadık. Ben koyarım ya ne olur. Araba alamadık. Araba alamazken biz. Ya yani İstanbul'a gidip araba alamamak biliyorsun ki benim bildiğim işler. İstanbul garip. Görüşmek üzere. Ben görüşürüz. Burada kopuyorum. Serhat burada çalışsın. Biz İstanbul'a gidelim. Hadi, hadi gidelim. Tamam. Yine araya bir yere girdi. Hadi gidelim biz. Bir şey kızı tren garındayım. Ankara. Yeni gara girmemiştim yapıldıktan sonra. İlk defa giriyorum. Bayağı güzel olmuş. Bayağı büyük böyle. Güzel bir yer olmuş. Siz de bakın. Bakın. Fantastik bir yer olmuş. Şimdi tabii Serhat'ın işi olduğu için beni biraz erken bıraktı. Ve sağ olsun 200'e gittiği için erkek evladı. Neyse arada arabaya biniyor. Çıkarsın zevkini. Şimdi 8-10 trenini bekliyorum. 5 saat gibi bir şey sürüyormuş sanırım tren. Tabii biz hani 5 saat değil. Yani 4 saat 50 dakika diyor ama hani 5 saate göre ayarladık kendimizi. Cuma vakti oralarda olacağız. Bir şeyler yer. Arabaya bakarız. Eğer her şey planlanmış gibi giderse, uygun giderse arabayı alırız. Oradan yola çıkar. Geri Ankara'ya döneriz. Tabii nasıl olacaksa o iş ve 6 atmosferik 3000 arabayla benzinli 500 lira falan yapacak herhalde de. Dur bakalım. Son yani düşüneceğim son şeylerden bir tanesi bu. Şimdi ben bir trene bakayım. Ne durumda? 5 AB perondayız. Bakalım. Hadi. Trendeyiz. Kendine yaklaştık. Saat 12.41. Yaklaşık bir 20 dakika falan. Yani yarım saat falan. Şaştan yani. Olsun. Yine güzel. Otobüsten çok çok daha iyi. Yüksek hızlarda gidiyorsunuz. Bir de titreşim yok. Yorulmuyorsunuz. Gayet güzel. Bir de internet var. Trenden indik. Hah, araba da geldi. Beyler, saat 4.30. O ara yok. 1 ile 4.30 arası yok. Satış sırasında yani çok hoş olmuyor. O yüzden fazla bir şey çekmedim. Aldık. Tosunu aldık. Tosun da değil de Hacı Reis'in baba tarafından akrabası. Renk de benziyor. Hayırlı olsun. Aldık, geliyoruz. Nedir diye soracak olursanız, ilan Saab 9000 abi. 9000 3.0 V6 Griffin modelini aldık. Burada arkadaş. Vallahi değişik bir alışveriş oldu. Yani değişik alışveriş, yani alışveriş standart oldu da hani biz bir anla bir akşam karar verdik. Sonraki gün geldik. Aldık arabayı. Bakalım inşallah güzel olur bizim için. 3000 bunun detaylarını Serhat daha iyi biliyor. Çünkü Opel, hani Serhat Opel'de daha bilgili olduğu için. Serhat bunun detaylarını verecek size. Değil abi, kamera. Kamera. Gel abi sen. Konuşma yapıyorsun. Ha, kamera. Video çekiyor. Telefonla da görüşebiliyorsun. Yok, telefonla görüşemiyorum. Tamam, sadece kamera bu. Aynen, şu an video çekiyor. Ne kadar bunda? Abi. Evet. Benzinci abi de.
birazcık merak etti. Evet, bu fantastik bir şey var. Koltuğunu ayarlayamıyorsunuz abi şeyken, arabanın kapısı kapalıyken. Öyle bir özelliği var. Sağlıkla alakalı bir özellik sanırım. Kapıyı kapattın, koltuk ayarlanmıyor. Hafızalı koltuk var bu arada. Isıtmalı derili. Evet, direksiyonu tutmam lazım. Erkek. Aldığımız abi blues dinliyordu. CD olarak blues vardı. Ben de çok mutlu oldum. Ben de severim çünkü blues. Abi sahip insanı gerçekten yani başka oluyor, öyle söyleyeyim yani. Başka insan oluyorlar yani. Başka daha böyle tatlı, zevkli insanlar oluyor. Böyle ben şimdi bir yemek falan bir şeyler yiyeyim. Araba burada. Zaten Instagram'ı takip ediyorsanız orada da görmüşsünüzdür. Ufak tefek eksikleri var. Onları bilerek aldık zaten. Yani problem yok o konuda. Onları halledeceğiz inşallah. Çok güzel böyle beater dedikleri. Beater hani Türkçesi nedir bilmiyorum ama hani günlük kullanımda böyle sakin, güzel, her yere gidecek bir araba olacak inşallah. İşimiz bitince. Hadi bakalım başlayalım. Kemerimi takayım. Yola çıkayım. Şimdi Ankara'ya doğru gidiyorum. Bekliyorlar beni çünkü. Hadi bakalım. Bir ara benzin aldık. Sabitleyeceğim tepeye. O zaman kamerayla bir şeyler daha çekeceğim. Şimdi hatta burada yapayım ben. Doğru, burada yapayım, dur. Hadi gidelim. Hatta şimdi bunu kapatalım video için. Beyler hayırlı olsun araba tekrar. Beyler maşallah deyin, hayırlı olsun deyin. Aldık arabayı bakalım. Türkiye'de gerçekten az bulunan, kıymeti az bilinen bir araba aldık. Vallahi benim çok içime sindi. İçi çok güzel. Arabanın yani deri kokuyor. Yani eksikleri tabii ki var ama kokusu güzel. Arabanın hani genel olarak 95 model bir araba için kondisyonu gerçekten güzel. Gayet ben memnun kaldım. Kuruzu açıyorum abi. Devam ediyorum. Evet, biraz sıcak oluyor. Yol bilgisayarı var 95 model bir araba için. Tabi bu şey değil, inceleme videosu değil kesinlikle. Böyle bir sadece yeni aldık. Size şey olsun diyorsun. Şimdi Ankara'ya bir Sakarya yürüyeceğim. Sonra Ankara'ya geçeceğim. Arabanın HGS'si yokmuş ama sonradan alacağız HGS'yi. Bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum o konuda da. Arabanın ufak tefek eksikleri var. Zaten videolarla beraber bunu hani size işte şu eksiği vardı hallettik, şu su vardı hallettik, bu su vardı hallettik tarzında videolar çekeceğiz. Biraz böyle proje arabası oldu bizim için. Eğlenceli bir araba olsun diye bunu aldık. Kimsenin yapmadığı, kimsenin bulaşmadığı, hatta hani bulaşmamaların da bir sebebi var illaki. Hani kimsenin böyle bir el atmadığı bir araba olsun dedik. Biz zaten hani Serhat sağ olsun hani bizden çok, yani Mert abi de çok sever. Mert abi benden daha çok sever. Serhat hepimizden daha çok sever şeyi, sahipleri. O yüzden hani sahaba kaydık. Tabii. Hani dışında bahsetmiştim Opel'le ortak parçalar kullandığına dair ama şöyle söyleyeyim. Saab 90 küsürlü senelerde sanıyorum ki, yanlış yani yanlış yönlendirmeyeyim ama kitabı bilgisini bilmiyorum. 90 küsür senelerde yani General Motor bünyesine ilk girdiği senelerden birisi, yani ilk çıkardığı modellerden birisi diyeyim, o daha doğru olacak. Bu arabalar 9000 serisi. 3.0 bir ünite kullanıyor. 3.0 ünite direkt motor kodunu Serhat biliyor. Onlar zaten şeylerde olacak. Omega'larda bulunan 3.0 ünite. Ama sanırım ters çalışıyor. Öyle bir mevzu var. Ters duruyor yani Omega'daki gibi. Omega çünkü arkadan atışlı olduğu için bu önden çekerli. Öyle bir meseleler var. Değişik birkaç bir şey var. Öyle bir araba aldık. Vallahi deposunu fullledim. Tüp yok. Benzinle biniyoruz. Full depo, yarı depoydu. 170 lira aldı. O da yaklaşık 340 lira falan işte. 350 lira zorlarsan 350 lira bir deposu doluyor. Sanırım 500
550-650 kilometre gidiyor bu şeylerde, bu şartlar altında. Yani 11 litre falan gösteriyor yol bilgisayarı. Bu da sanırım şeymiş yani. Doğru bir bilgiymiş sanırım. Yani ne yakarsa artık bunu, bu arabalar zaten 3000 motor ve altı tork konvertörlü bir araba. Hani çok da az yakmasını beklemiyoruz kesinlikle. Çok hızlı gitmesini de beklemiyoruz. Hani çok atak olmasını da beklemiyoruz. Şaşırtıcı derecede hızlı bir araba. Ama atak değil kesinlikle. Yani güzel. Ben keyif alarak kullanıyorum şimdi. Tabii İstanbul için ne kadar keyif alınabiliyorsa. Şimdi İstanbul'dan çıkalım, videolara ben devam edeyim. Burada zaten bir şey yok. Bir cacık yok buralarda. Biraz Yalın abinin bana bıraktığı CD'den caz dinlemek istiyorum. Sağ olsun. Bu arada Çağatay abi olması lazım. Rüzgar diye biliyordum ben ismini. Onun da ayrı bir hikayesi varmış, Rüzgar abinin isminin. Rüzgar abiye ve Yalın abiye tekrar teşekkür ediyorum. Bu arabanın bizden önceki sahipleri. Şöyle söyleyeyim. Bu araba ilk sahibi, belki tanıyanınız bileniniz vardır. İbrahim Akça diye bir armatörmüş sanırım kendisi. Ve hani bu arabanın plakası NLC 75, 76, 77, 78 diye 4 tane sahipleri varmış. Bu İbrahim Akça'nın kendi otomobiliymiş. 2007 yılına kadar da araba Saab'da yetkili servisinde bakım görmüş. Ondan sonra bir makine mühendisi abi almış. Ondan sonra Rüzgar abi, Yalın abi, Çağatay abi almış. Böyle hani kaderi güzel bir araba. Hani Saab bilmeyen birinin eline geçmemiş bir araba. Hani böyle bir hırpalanmamış bir araba. O yüzden güzel kondisyonda diğer Saab'lara bakarak. Böyle videolarda da daha bahsederiz. Bu böyle bir alık geliyoruz videosu. Yani biz çok mutlu oluyoruz böyle insanlarla alışveriş yaptığımız zaman. Hani başka insanlar var tabii, hani alışveriş yaparken, hani daha önce bahsettiğimiz abimle almaya gittiğimiz zamanki mevzularda biliyorsunuz zaten abim videolarda. İyi koyarım bir tane şuraya. Hani saçma sapan insanlarla karşılaştık ama bu alışverişimizde çok şükür gayet böyle derli toplu, sakin. Hatta yani çok da güzel muhabbet ettik Yalın abiyle. Hani araba alıyormuş satıyormuş gibi değil de böyle iki arkadaş muhabbet ediyormuşuz gibi oldu. Sesimi duyamıyorsunuz muhtemelen de, buranın manzarası güzel.